Lütfen Remzi'ye alınmaz hocamız. Gözümüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Yaklaşık 14-15 yaşında bir çocuk görüyorum. Bunun ruh bedenini yanında görüyorum. Yani kendi bedeni, yani beden ve ruh bedeni de sanki gölgesi gibi yanında. Gölgesi duruyor ama hocam ruh bedeni mum gibi, yani sanki çakmak çakarsınızda bir mum erir ya. Ben mum bedeninin çakmak çakılıp da yandığını ve mumun eridiğini, vücuduna aktığını görüyorum. Enteresan bir görüntü bu. Ruh beden çok şaşırıyor. Yani birdenbire olan bir şey, şey gibi düşünelim. Bir evde bir kısa devre olur da yangın çıkar ya. Ruh beden gidip çocuğun annesini uyandırıyor. Anne geliyor. Anne çığlık çığlığa bağırıyor hocam, yani ne olduğunu anlayamıyor. Şu ana kadar söyledikleriniz şu mu? 13-14 yaşlarındaki bu çocuğun hem fizik bedenini hem ruh bedenini görüyorum. Fizik bedeni bir muma benziyor ve mumun şimdi yanıp eridiğini görüyorum. Ruh beden hemen gidip anneyi çağırıyor. Anne de durumu öğrenince feryat figan ediyor. Bunu... Aynen hocam, böyle bir şey. Lütfen o zaman baştan bize anlatınız. Öncelikle 14-15 yaşında bir çocuk gördü. Sonra değişik bir şekilde beden vardı. Bu bedeninde yanında gölge gibi duruyordu. Yani ayrı görmüştü. Sonra katı olan bedeni bir hocam, etrafı böyle yağlanır. Katı bedene yani, fizik beden diyelim. Katı bedene fizik beden, diğerine de ruh beden diyelim. Öyle çok rahat anlaşılır. Sonra ruh beden bunu görünce çok şaşırıyor. Ruh beden neyi gördü? Ruh beden annesine uyanıyor. Anne uyanıyor. Ruh beden neyi gördü? Orayı bir anlayalım. Fizik bedende ne oldu? Onu anlatın. Hocam ruh beden fizik bedendeki de, yani neye uğradığını şaşırdı. Birdenbire ruh beden fizik bedenden çıktı. Annesini uyandırıyor hocam. Çünkü orada hiç kimse yok. Sadece fizik beden var. Remziye Hanım bir saniye. Fizik bedende ne oldu onu anlayamadık. Ve ruh beden var. Kimse görmediği için. Şey yangın çıktı. Bir şey eriyor. Bir şey bitiyor. Tamam. Çok iyi oldu. Fizik i̇şte gördüğüm beden... görüntüyü anlatmak çok zor hocam. Emin olun. Peki, çok enteresan bir görüntü. Çünkü. Biraz anlatmaya çalışınız. Fizik bedendeki bu sıkıntıyı anlatmaya çalışınız bize. Orada ne oluyor? Ruh gidip haber veriyor. Fizik bedendeki olayı bize anlatın. Ayrıntılı anlatın lütfen. Fizik bedendeki olayları bize ayrıntılı anlatın lütfen. Anlayabilirsem anlatacağım hocam. Enteresan çünkü. Tamam. Hocam fizik beden can çekişiyor. Yani kan kaybediyor, can çekişiyor. Bir şey var orada. Ve ruh beden çok korkuyor. Korktuğu zaman da etrafta kimse olmadığı için en yakın yerde anne var. Yani çocuğun annesi var. Annesini dürtüklüyor. Anne odaya geldiği zaman çocuğun o durumunu görüyor. Sonra çığlık çığlığa bağırıyor. Ruh beden çok enteresan bir şekilde annenin çocuk kurtaramayacağını düşünerek ruh beden dua eder mi bilmiyorum ama ruh bedeni dua ettiğini gördüm. Sonra Hızır Aleyhisselam enerjisinin geldiğini, hocam o da yemyeşil oldu.
beden dua etti. Önce Hızır Aleyhisselam çocuğa müdahale etmedi. Anne, anneyi müdahale ediyor. Anneyi sakinleştiriyor. Büyük ihtimalle hocam çocuğun başına bir şey geldi. Yani bir olay yaşadığı için anne birdenbire çok korkuyor. Hızır Aleyhisselam önce anneyi sakinleştiriyor. Sonra anne aklı başına geliyor ve Hızır Aleyhisselam'la birlikte çocuğu bir yere götürüyor. Ama Hızır Aleyhisselam hocam çocuğu hani müdahale etmektense anneye müdahale ediyor. Yani enteresan bir şekilde. Çünkü orada rahatsız olan çocuk, bilemedim. Evet, görüntülerin hepsini bize aktarın Sayın Hocam. Bu çocuğun kafasına hocam bir bıçak düşmüş, bir şey olmuş, kafası kesilmiş. O yüzden bunun gibi yandığını gördüm. Şu anda o görüntü geldi. Büyük ihtimalle anne bunu gördüğü için korkuyor. Şu anda hastaneye gittiklerini görüyorum ama hastaneye gittikleri zaman Hızır Aleyhisselam'ın elinin çocuğun kafasında olduğunu hissediyorum. Şu anda hastanede. Yine çok enteresan. Çocuğun kafası dikiliyor, ameliyat ediliyor ama diken doktor, doktor değil aslında Hızır Aleyhisselam. Evet, çocuk kurtuldu. Anne de sakinledi. Ruh beden de sakinledi. Bunlar arabadayken mi oluyor? Arabadayken mi dikiliyor? Yok hocam, hastaneye ulaşıyor. Arabadayken şu şekilde, o bıçağın olduğu yerde kanın akmaması için yani durduruluyor. Eli orada Hızır Aleyhisselam'ı. Ama hastaneye gittiği zaman da görüntü doktor ameliyat ediyor. Yani dikiyor ama şimdi ben baktığım zaman doktorun dikmediğini görüyorum. Hızır Aleyhisselam'ın diktiği. Peki, ruh ne dua etmişti? Hatta annenin şükür namazı kıldığını görerek duyuyor, dua ediyor. Mucize. Bu şekilde gördüm hocam. Anne şükür namazı kıldı ve sonra ne dediniz? Yani mucize olduğunu söylüyor. Arka arkaya mucize mucize diyor, şükrediyor. Peki ruh hangi duayı etmişti? Annenin bunu yapacağını, annenin bunu yapamayacağını anlayınca ruh. Ruh beden mi? Hocam ruh beden direkt Allah'a dua ediyor. Allah'a ne dua etti? Dua ederken hangi sözleri kullandı? Ruh beden bunun anne tarafından yapılamayacağını, bir insan tarafından yapılamayacağını anlayınca Yüce Allah'a dua etti. Ne dedi, ne sözcükler kullandı duasında? Allah'ım sana geldim, sana sığındım, tek vekilim sensin. Bana mucizeni gönder. Ruh eşimi gönder diyor. Ruh eşi kim dediğim zaman da Hızır Aleyhisselam'ın olduğunu söylüyor. Hocam çok karıştı buralar. Yok, hiç karışmadı. Ey Yüce Allah'ım bana mucizeni gönder.
Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. Bana mucizeni göster, bana ruh eşimi göster ve Hızır Aleyhisselam göründü. Ruh eşini gönder diyor. Ruh eşini de gönderdiği zaman Hızır Aleyhisselam oluyor eşi. Biz ne zaman hazırsak, biz ne zaman hazır olduğumuzu bilirsek, o zaman ruh eşimizi tanımış oluruz. Biz ne zaman kendimizi hazır hissetmezsek, Hızır Aleyhisselam'ın bizim ruh eşimiz olduğunu bilmiyorsak, bilmeyiz. Hazırsak, onun bizim ruh eşimiz olduğunu biliriz. Hazırsak, hazırız. Lütfen devam edin. Sonrasında işte ruh eşi geldiği zaman, ruh eşinin kim olduğunu gördüğüm zaman etrafın yemyeşil bir enerjiye döndüğünü, Hızır Aleyhisselam enerjisi olduğunu hissettim. Sonra Hızır Aleyhisselam öncelikle anneyi sakinleştirdi. Anneyi sakinleştirdikten sonra anne işte hastane için ambulans falan çağırdı. Hiçbir şey yapamıyordu çünkü anne. Ama Hızır Aleyhisselam yine bu çocuğa yardımcı oldu. Elini şöyle kafasının üzerine koydu, kan dursun diye. Sonra hastaneye gittiler. Hastanede ameliyat edildi çocuğun kafası ama ameliyat edildiği zaman niye ameliyat eden aslında Hızır Aleyhisselam'dı. Yani kendi ruh eşiydi. Doktorlar orada görüntüde vardı. Sonra anne çocuk düzeldikten sonra yere taşa secdeye kapanıyor. Allah'a şükrediyor. Şükür namazı kılıyor. Mucize, mucize, mucize diye şükür ediyor. Bu şekilde şükrettiğini görüyorum. Farklı da bir görüntü gelmiyor. Tamam. Yeterli Sayın Hocam. Lütfen gözünüzü açınız. Allah sizden razı olsun. Siz neye kanallık ettiniz? Biz dedik ki... Hocam çok merak ediyorum. Evet. Biz dedik ki İlyada ve Odiseya destanı düz okunduğunda bir savaş destanı ve bir kahramanın yolculuğu destanıdır. Bu düz okumak sadece bu kadar bilgiyi bize aktarır. Bizim gibi bilinç ötesiyle okuyanlar, bunun bir savaş ve bir kahramanın yolculuk serüveni olmasının çok ötesinde çok derin bilgiler içerdiğini bilir, bu iki kitabın şifacılık kitabı olduğunu anlar. İlyada ve Odiseya şifacılık kitabıdır. Ve dedim ki Odysseus destanında Odysseus'un hikayesi anlatılırken Homer şöyle der. 13-14 yaşlarında Odysseus 13-14 yaşlarında bir çocukken amcalarıyla beraber ava gider. Av sırasında onları çalılardan bir anda çıkan bir yaban domuzu saldırır. Yaban domuzunun dişi koskocamandır, sivri, keskin bir çengel gibidir. Amcalar kaçar. 13-14 yaşındaki bu erkek çocuk Odysseus da kaçar ama domuz ona bir çengel takar dişiyle onun baldırını koparır, yırtar. Derin bir iz bırakır, damarı patlar. Damardan da kan fışkırır. Hemen orada amcalarından biri bir bilicidir. Gelir orada bir dua eder. Ve o patlak damar bir anda duruverir. Kan fışkırma damarı tamir edilir. Bu şekilde destanda anlatılıyordu. Ben de bugün bunu size sormak istedim. Bu gerçek hayata adapte edilebilir mi? Hani böyle acil durumlar yaşıyor olanlar var çevremizde. Böyle bir acil durumda biz ne yapalım? Evet, arabayı koyup hastaneye yetiştirelim. Hastaneye giderken de o sırada ne yapalım? Bu meditasyonu yapalım. Ve Mehtap Hanım'a da kanallık yaptırdık. O da sizin anlatımınıza, sizin anlatımınızın hemen hemen aynısını söyledi. Ey Yüce Allah'ım, sana sığındım, mucizeni göster diye dua etti.